Muhteşem bir haber. Evet, Bir Sesimiz programından daha herkese merhabalar. Bugün programımızda araştırmacı yazar Mustafa Süs var. Mustafa Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hüsamettin Bey. Şimdi nasılsınız diye sormayacağım. Çünkü her gün sosyal medyadan takip ediyorum. Maşallah dağlar, taşlar, mantarlar derken, çaylar, bulgur pilavları derken böyle iyi olduğunuzu görüyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun güzel dileklerin için. Evet, dağlar taşlar olunca pek fazla şehre girmeyince, şehrin o beton yığınlarının arasına girmeyince gerçekten güzel oluyor. Hem stres atıyoruz hem tabiri caizse kendimizi buluyoruz dağlarda. Güzel yani. Allah çok, razı olsun. Çok iyi, çok iyi. Yani biliyorsunuz ben de az çok dağlara çıkıyorum ama sizin kadar değil tabii. Evet. Beraber de çıkmışlığımız vardı. Kesinlikle, kesinlikle. Evet hocam, şimdi isterseniz yavaş yavaş programımıza girelim. Hafiften sorular falan gelsin. Öncelikle sizin Yitik Kadınlar adlı bir kitabınız var. Maalesef kitabınızı bir arkadaşlardan araştırdım. Biraz şeyi de bulamadık, kitapçılarda bulamadık. Hepsi satılmış. Öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Yitik Kadınlar bize neler anlatıyor? İzleyicilerimiz yani bu kitabı almadan önce neler bilmesi gerekiyor? Biraz ondan bahsedelim. Buyurun. Şimdi kitap gerçekten bitti. İlk baskısı bitti. Bitince de ikinci baskısına da fırsatımız olmadı diyelim. Daha bekleyen kitaplarımız da var. Bilgisayarımızda kayıtlı. Bilgisayarımız kaybolmazsa kayıtlı kitaplarımız var inşallah. Onları da çıkartacağız nasip olursa. Şimdi Yitik Kadınlar deyince genellikle insanlar şöyle bir şey algıladılar. Hani hor görülmüş, ötelenmiş, ötekileştirilmiş, mağdur edilmiş kadınlar olarak algıladılar. Hatta birazcık da işin romantik tarafına da kaçanlar oldu. İşte böyle nasıl söyleyeyim, erkekler tarafından terk edilmiş kadınlar gibi. Bizim Yitik Kadınlar'daki amacımız o değildi. Benim bir tabiri caizse günümüz deyimiyle söyleyeyim, motto şeyim var, tabirim var. O da şu: yitmeyen kadınlar ana, yitik kadınlar anne. Ben böyle diyorum. Hani geleneklerimizi sürdüren, çocuğunu geleneklerimize göre yaşatan, kültürümüzü unutturmayan, böyle ileride de bahsederiz ondan, bulgur pilavının ne olduğunu bilen, çayın ne olduğunu bilen, böyle Amerikan vari ya da batı tarzı yetiştirmeyen çocuğunu, bunlara yitmeyen kadınlar diyoruz. Ve bunların tam tersini yapanlara da hani doğum günü partileri, efendime söyleyeyim son dönemlerde baby shower mı diyorlar, ne baby shower mı diyorlar, onlar işte o tür şeyler yapanlara da yitik kadınlar diyoruz. Hani bizim geleneğimizi yitirmiş kadınlar aslında. Böyle bir başlık attık ve kitabımızın içerisinde sadece bu tür şeylerden bahsedilmiyor. Yani kadın temalı değil kitabımız. 23 civarında öykü var kitapta. Bu 23 civarında öykünün %80'i yaşanmış hikayelerden alınıyor. Kendimin ve etrafımdaki insanların yaşadığı hikayeler. Bir kısmı da hayal ürünü hikayeler. Özellikle bu yitik kadınlar dediğimiz kısım hayal ürünü olanlar. Yani kitabımızın böyle bir iyi niyetli bir amacı vardı. O iyi niyetine de amaç hasıl oldu diyebiliriz. Gerçekten alıp hani ya bu muydu diyen de oldu. Gerçekten yitik kadının ne olduğunu anlamaya çalışan da oldu. O açıdan amacımıza ulaştık ve inşallah devamı da gelecek nasip olursa. İnşallah. Yani şey demiştiniz, değiştirmekten korkmayın hayatı, hayat sizi değiştirmeden önce. Evet. Bu gayet anlamlı ve gayet mesajınızı net bir şekilde açıklıyor gibi. Evet, yani şimdi hayat zaten bizi değiştiriyor.
Yani gün be gün değiştiriyor. Dün yapmam dediğimizi, bugün bir söz yazdım. Gördün mü bilmiyorum. Televizyona karşıydık. Niye karşıydık televizyona? Değerlerimizi kaybediyoruz televizyonla diye. Sonra biz değerlerimizi televizyonla anlatmaya başladık. Yani bu ne demektir? Değişeceksin. Yani illaki değişeceksin. Çağın gereklerine ayak uyduracaksın. Şunu edeceksin, bunu edeceksin. Ama özünü kaybetmeden değişeceksin. Bu sizin az önceki söylediğiniz cümle bunu belirtiyor. Yani Mevlana'nın pergel şey gibi bir ayağın sabit, diğer ayağınla dünyayı dolaşacaksın. Yani bir nevi değişeceksin hayat seni değiştirmeden. Eyvallah. Şimdi bunu hani biraz değiştik. Televizyona karşıydık ama mecburen televizyona bağımlı kıldık diyebiliriz diye bilmeden önce sosyal medya için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani ilk önce ben mesela çok karşı çıkmıştım ilk sosyal medyada. Yani çok ne bileyim vakit kaybı diyordum. Ama baktık ki sosyal medyada son zamanlarda belki devletlerin, hükümetlerin gündemini belirleyen başlıklar görüyoruz. Yani bunun için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani sosyal medyasız da bu işler olmuyor diyebilir miyiz acaba? Artık sosyal medyasız herhangi bir işin olması mümkün değil. Çünkü en ufak şirketlerden tutun en büyük şirketlere kadar herkes sosyal medyayı kullanır hale geldi ve özellikle siyasiler yani herhangi bir karar alındığı zaman önce sosyal medyadan o karar aktarılıyor ve sosyal medyadan aktarıldığı için de insanlar sosyal medyayı kullanmak zorunda. Özellikle gündemi takip edenler, olanı biteni takip edenler sosyal medyayı kullanmak zorunda. Ha, benim anam babam sosyal medyayı kullanamaz. Niye kullanamaz? Zaten onların öyle bir yeteneği de yok. Öyle bir telefon kullanma kapasiteleri, potansiyeli de yok. Eski insanlar oldukları için. Ama yeni nesil sosyal medyayı kullanıyor. Ama bunu tabii ki doğru kullanmak şart. Televizyonu nasıl ki doğru kullanmak şartsa sosyal medyayı da doğru kullanmak şart. Görüyoruz etrafımızdaki insanlar sürekli ellerinde telefon böyle kaydırıyorlar. Yani okuma yok. Görselliğe Önem veriyorlar, evet. yani okumak yok. İşte kısa videolar, uzun videoya bile tahammül edemiyor insanlar. Kısa videolar yayınlar. Mesela ben YouTube'da kendi YouTube kanalım var. Oradan herhangi bir video paylaştığım zaman istatistiklerine denk geliyorum bazen. İstatistiklerinde işte ilk 10 saniyesi izlendi, ilk 20 saniyesi izlendi. Devam etmiyor. Yani bu da demek oluyor ki sosyal medya günümüzde etkin kullanan insan sayısı gerçekten çok az. Çok Yani doğru. aşırı derecede az etkin kullanan. Ya bir insan sosyal medyaya niye girer? Gazete okur, kitap okur. Kitap da var yani sosyal medyada Haydi. neticede. Kitap linkleri de var. Kitap okur, gazete okur ya da ne bileyim gündemi takip eder, tartışma programlarını takip eder. Ama bu tartışma programları dediğim siyasi tartışma programları değil. Yani siyasi tartışma programlarını hiç izlemem, bilmiyorum nasıl olduğunu. Az çok tahmin edebiliyorum. Yani sosyal medya etkin kullanılmalıdır ya da bir mesaj vermek için kullanılmalıdır. Ama bizim günümüzde maalesef sosyal medyada aynen televizyon gibi ipe sapa gelmez tabiri caizse şeyler takip ediliyor. Ona da yazık diyoruz ama sosyal medyası da yapmak artık mümkün değil. Şimdi hocam evet doğru diyorsunuz mümkün değil. En son işte Türkiye'de sosyal medyada çıkan yalan veya yanlış algı yapan hesaplarla ilgili bir düzenleme önerisi geldi. Hükümet en son ne yaptı bilmiyorum tam olarak. Sizce de bu gerekli bir şey mi? Çünkü bütün Avrupa devletlerinde de zaten var olan bir şey bu ve Türkiye'de son zamanlarda özellikle birkaç kişi ya da daha doğrusu bir kişinin birkaç hesap açtığı ve bu hesaplar üzerinden algıyı, yanlış algıyı yaydığı gözüküyor. İstatistikler de öyle diyor. Bunlar haberlere de konu oldu. Hükümet bu konuda bir düzenleme getirme gereği duydu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi sosyal medyanın hani bizim Türkiye'mizde eskiden beri bir şey vardır. Biz elimize bir şey geçtiği zaman onu hor kullanırız. Sosyal medyada tabiri caizse hor kullanıyoruz. Hor kullanınca ne oluyor? İşte
senden taraf olanlar, yani bu hükümet taraftarlar da hükümetin karşı taraftarlar da, her ikisi de, özellikle bir kısmı, her ikisi de hor kullanıyor. Karşı tarafa iftira atma konusunda çok mahirler. Bir kısmı, hepsi demiyorum. Karşı tarafa iftira atma konusunda çok mahirler. Özellikle hükümet karşıtlarının yalan haber üzerine algısı müthiş. Çok da iyi başarıyorlar. O FETÖ'den kalma bir alışkanlık. FETÖ de öyle yapardı. FETÖ bir ortaya bir şey atardı. Hala da devam ediyor yurt dışında, işte Amerika'dan, Avrupa'dan. Kesin. Hala da devam ediyorlar. Aslında bunları da FETÖ yönetiyor. Yani Türkiye'deki muhalif kesimi de FETÖ yönetiyor. İşte herhangi bir şey atıyor ortaya. Ortaya bir şey attığı zaman onun yığınlarca insan tarafından retweetlenmesi, beğenilmesi zaten müthiş bir algı oluşturuyor. Ondan sonra onu ne kadar uğraşırsan uğraş düzeltme şansın olmuyor. En yetkili ağızdan çıkıyor, açıklama yapılıyor. Muhalefet liderinin bir tanesinin haberi vardı. Onu özellikle örnek vereyim. Hatta iki tanesi, %100 yalan olduğu ispat edilen bir paylaşımını kaldırmadılar. Kaldırmadılar. Şimdi buna hiçbir yaptırım yok. Ki hal böyle olunca hükümet de toparlanmaya çalıştı. Yani bir yaptırımı olsun bunun diye. Yaptırımı ne olabilir? Yani ceza olabilir, ya da ne bileyim, men cezası olabilir. Hani Twitter'ı kullanma men cezası olamaz. Neticede Twitter Türkiye merkezli değil. Evet. Sosyal medyanın hiçbir tanesi Türkiye merkezli değil. Men cezası olamaz. Ama işte Türkiye'de ofis açılırsa işte bunu kısıtlamaya gidilebilir. Şu olur, bu olur. Ama mutlaka bir yaptırımın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptırım olmadığı zaman her iki tarafta, ya ben şunu asla savunmam, yani yalan bizdense bizden devam etsin demem. Biz ya da o, ne olursa olsun, Tamam. yani insanlar yalan söylememeli. Bunu sosyal medyada da söylememeli, kendi normal hayatında da söylememeli. Çünkü yalanın vurduğu en büyük güç insanın kendisidir. Döner dolaşır o kendini vurur. Ve yalanla da herhangi bir yere de gidilemez zaten. Gidilse gidilse birkaç merhale yol kaydedilir, ondan sonra durulur. Bir şekilde açığa çıkar. Ben yaptırımın kesinlikle olması taraftarıyım. Yani yaptırım olsun. Ben de olsam, öteki de olsa, beriki de olsa, özellikle devlet büyüklerine ya da işte muhalefet liderlerine, şunlara bunlara yapılan haksızlıklar, hakaretler, aşağılayıcı üsluplar, şunlar bunlar cezalandırılsın isterim tabii ki. Kesinlikle. Şimdi bundan bahsederken görüyoruz ki siz de bayağı yoğun kullanıyorsunuz sosyal medya Evet. hesaplarınızı. Ne kadar vakit harcıyorsunuz? Yani vaktinizi nasıl ayarlayabiliyorsunuz diyeyim? Ya sosyal medyada var olmak aslında sosyal medyaya çok fazla vakit ayırmak demek değildir. Mesela ben yazıyı yazarım. Yazdığım yazı, işte bir iki sayfa yazı yazarım. Bir iki sayfa yazdığım yazıyı 1 dakika içerisinde paylaşırım. 1 dakikalık vaktim alır. Yani kocaman 2 sayfa yazı benim 1 dakikalık vaktim alır. Yazarken ki harcadığım vakti saymıyorum. O ayrı bir olay. O sosyal O medyayla tabii. Tabii alakalı o değil. oraya girmiyor, doğru. Ha. Tabii o onunla alakalı değil. Ve ben yazdığım yazıya yorum falan ne gelirse onlara bakarım. Öyle sosyal medyaya gireyim de sosyal medyada işte şuna bakayım, buna bakayım, şunu edeyim, bunu edeyim de, girersen de zaten mutlaka ya gazete okumak için girerim, ya kitap okumak için girerim. Elimde telefon, sürekli kitap okurum. Yani fırsat buldukça, boş zamanlarımda. Boş zamanlarında kitap okuma olay değil. Onu yanlış anlaşılmasın. Evet. Hani bizim boş zamanımız ne? İşte teneffüse çıkarız, boş zamandır. Ya da ne bileyim, işte dağda bayırda yürürken yorulmuşuzdur, boş zamandır. O açıdan söylüyorum. Yani sosyal medyada ben fazla vakit geçirmem. Halbuki gören de der ki, ya bu adam sosyal medyadan çıkmıyor. Günde 3 paylaşım yapsam 3 dakikamı alıyor. Düşün. 3 Doğrudur. dakikada yorumlara baksan 6 dakika. Hadi 1 saatte. Yani benim sosyal medyada günlük geçirdiğim süre 1 saat. En fazla 1 saat. Max. Ama sosyal medya, Twitter'ı kullanıyorum, Instagram'ı kullanıyorum, Facebook kullanıyorum. Ama toplam 1 saat ancadır. Ve fazlasını da gerçekten kabul edemem. Yani kim girerse girsin fazlası zarar. İnsanlar boş durdukları zaman hemen sosyal medyaya dalacaklarına, bir kitap okusalar, telefonlarda kitaplar var. Ondan sonra yani bir gazete okusalar, bir köşe yazarı okusalar çok daha iyi olacağı kanaatindeyim.
Eyvallah. Şimdi hocam biliyoruz ki siz ayrıca öğretmenlik yapıyorsunuz. Mesleğiniz Evet. öğretmenlik. Öğretim yılı da başladı hayırlısıyla. İnşallah bu vakalar yükselmez. Bizde de İnşallah. aynı durum neredeyse hemen hemen aynı. Yani nüfus oranına bakarsak. Şimdi öğrencilerinizle uzun bir zaman sonra buluştunuz. Neler tespit ediyorsunuz? Yani bu pandemi olayı öğrencilerde ne eksik bıraktı? Tespitleriniz nedir? Ve bu tespitlerinize yönelik neler yaptınız, yapmayı düşünüyorsunuz? Biraz bu okul meselesine girelim, pandemiye girelim, oradan biraz bahsedelim. Buyurun hocam. Şimdi pandemi çocukları okuldan tamamen soğutmuş. Derslerden de soğutmuş. Öyle canlı dersler şunlar bunlar etkili olmadı doğal olarak. Ki canlı derslerden de etkili olacağı zaten pek fazla mümkün değildi. Görünen oydu. Çocuklar dersten soğumuşlar. Çocuklar derse öğretmen girdiği zaman hocam top oynamaya çıkalım, hocam bahçeye çıkalım. Yani derse bir türlü katılım sağlamak istemiyor çocuklar. Çok zorlanıyorlar. Unutulmuş yani ders unutulmuş çocuklar tarafından. Öğretmenler de zaten neyin ne olduğunu bilemediler o dönemde. Açıkçası işte canlı ders yapalım, işte şunu edelim, bunu edelim. Her şeye hazırlıksız yakalandık dünya olarak. Dünya da hazırlıksız yakalandı. Öğretmenler de işte çocukları derse mi adapte etsin, kendisi mi adapte olsun. Yani öğretmen kendisi de adapte olamıyor doğal olarak derse. Ve bu durumda ciddi bir handikap yaşanıyor şu anda okullarda. İşte kapanma olacak mı? Yeniden mi canlı derslere geçilecek? Ya da yetkililer açıklıyorlar işte kapanma olmayacak. Bilmem de okul devam edecek. Yani birkaç vaka çıkınca yine de sınıflar karantinaya alınıyor. Sınıflar kapatılıyor. Yani çok büyük bir kaos var şu anda. Tamam, eğitim öğretim devam ediyor bir şekilde, sorunsuz bir şekilde devam ediyor ama kafalardaki kaos çok fazla ve öğrencileri adapte etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Evet. Yani değişik aktiviteler yapsan bile çocuklar pek fazla adapte olamıyorlar. Hı. Yazılar bozulmuş, okumalar Hı bozulmuş. hı. Yani çok şey bozulmuş. Pandemi çok şeyi götürmüş Hı. bu 2 sene zarfında. Şimdi bu dediklerinizden anlıyoruz ki yani bayağı işiniz var. Çok çok fazla, çok Öğretmenler fazla. olarak işiniz var. Peki bu öğretmenler toplantınıza veya sizinle beraber öğretmenlik yapan arkadaşlarınızla bu konuyu tartışıyor musunuz? Yani neler yapabiliriz? Yani milli eğitim dışında verilen bize plan program dışında bu gençleri, bu öğrencileri biraz toplamak için böyle hani hafiften dağılmasınlar, hepten komple dağılmasınlar diye neler yapabiliriz diye konuşuyor musunuz? Ve konuştuklarınız acaba nedir? Yani böyle Tabii ki, tabii ki öğretmenler derse girmeden önce de konuşurlar. Kendi aralarındaki sohbetlerde de konuşurlar. Biz daha çok velilerle iletişime geçerek, velileri de motive ederek, veliler de çünkü ne yapacağını bilmiyor açıkçası. Velileri de motive ederekten, veliler de işin içine kataraktan, çocukları işte evde pek fazla sıkmayın. Onu şimdi bir de okulda biz geldi hemen bu çocukları dolduruverelim dersek, hani itfaiye hortumuyla bir bardak doldurma hikayesi vardır. İtfaiye hortumuyla bardak dolmaz. O maalesef. Dolduralım, dolduralım dersek iyice çocukları kaçırırız elimizden. Yavaş yavaş yani tane tane vermeye çalışıyoruz açıkçası. Mesela sınıfa bağımlı kılmamaya çalışıyoruz. Çocukları dışarı çıkartıyoruz. Hani böyle dışarı çıkartınca sadece top oynamak anlaşılıyor. İşte havalar güzel olduğu zaman bahçede ders işliyoruz. Ya da çocukların alışık olmadığı, aşina olmadığı ortamlara götürüyoruz. O zaman çocukların hoşuna gidiyor. Ya da işte haydin 10 dakika ders işledik ya da bir 2 dakikada şey yapalım, deşarj olalım diye bir müzik açıyoruz. Çocukların iyice sıkılmamalarını sağlamak için bir müzik açıyoruz. Ufak bir video gösterisi falan. Bu tür etkinliklerle çocukları derslere bağlamaya çalışıyoruz. Velileri de işin içerisine katarak. Veliler çok önemli çünkü. Kesinlikle. Şimdi ben de benim de oğlum var, kızım var, iki Maşallah. kızım var. Evet, Evet. hepsi okulda şu anda. Görüyorum, fark ediyorum. Yani okuldan böyle soğuk geldiği zaman işte
Önceleri yani tabii erkek çocuğu biraz daha şey oluyor, ne derler, okuldan kaçmak için elinden geleni yapıyor. Biz de Fırsat öyleydik kolları. belki zamanında. Ne Fırsat şimdi kolları ne yalan aynen. söyleyelim. Evet, yani o gelirken böyle hani böyle görüyorum, çantasını atıyor filan, hemen sokağa dalıyor, işte arkadaşlarıyla futbol maçı oynuyorlar filan. Dolayısıyla evet, dediğiniz gibi ebeveynlere de çok iş düşüyor ama kesinlikle katılıyorum. İtfaiye hortumuyla bardak doldurulmuyor. Bizde hani üstüne ben özellikle hanıma söylüyorum, yani üstüne çok fazla gelme. Tabii tabii Bir tabii. senedir fazla, belki bilmiyorum ne kadardır okulda değiller. Yani hemen bu üstüne gelip işte ya çalış, ödevlerini yap, işte ödevin var mı, nedir ne değildir diye biraz daha rahat bırakmak lazım kanımca. Dolayısıyla evet, dediğiniz gibi biraz ebeveynlere de iş düşüyor. Bir cümle daha Tabii, söyleyeyim buyurun. diğer konuya geçmeden. Mesela bir insan 3 gün aç kalsa 3 gün sonra bu insan 3 günde yiyeceğini 1 saatte yiyemez, değil mi? Aynen öyle. Şimdi biz bazen bunu yapıyoruz. Çocukları alıyoruz, 2 senedir, 1,5 senedir boş kaldılar. 1,5 senede vereceğimizi 1 senede vermeye çalışacağız. O olmaz. Yani çocuklar neticede ne kadar boş kalırlarsa kalsınlar tane tane alırlar. Tane Aynen. tane alırlar. Eğer hepsini birden vermeye çalışırsan 3 gün aç kalan adama 3 günlük yiyeceği 1 saatte yedirmek gibi olur. O da hem bünyeye zarar olur hem de insanı öldürebilir yani. Aynen öyle. Hocam şimdi yedirmek, yedik dedik. Hemen orada bir bağlantı yapalım. Bulgur pilavı diyorum, sözü size bırakıyorum. Bulgur pilav. Bu arada 3 saniye sonra kapanacak mı diyor bu? Öyle mi diyor? Bir uyarı geldi ama inşallah doğru değildir. Tamam. Yok, yok, Uyarı zannetmiyorum. gitti. Ha, uyarı gitti. Eyvallah. Şimdi bulgur pilavı dediğiniz zaman iş değişiyor tabii. Bulgur pilavı benim ilgi alanıma giriyor. Ben üniversitede okurken hani çocukken hep bulgur pilavı yiyerek büyüdük de üniversitede okurken hocamın birisi bir cümle söylemişti. O cümle hiç aklımdan gitmiyor. Yahya Kemal'e mi aitti? Kim olduğunu tam hatırlamıyorum. Şimdi izleyicilerimizi yanıltmayalım. Türkler Viyana'ya bulgur pilavı yiyerek ve Mesnevi okuyarak gitmişlerdir. Bu cümle müthiş bir cümledir. Yani bulgur pilavı yiyerek ve Mesnevi okuyarak. Şimdi biz Viyana'ya kadar bulgur pilavı yiyerek ve Mesnevi okuyarak gitmemiş olsaydık şu anda biz seninle bu programı yapamıyor olurduk. Niye? Çünkü biz seni tanımamış olurduk. Ne biz Balkanlara giderdik, ne orada bir gönül coğrafyamız olurdu, ne Fatih Sultan Mehmet oraları fethederdi, ne orada mezarımız Murat Hüdavendigar'ın kabri olurdu. Yani biz Viyana'ya kadar bulgur pilavı yiyerek ve Mesnevi okuyarak gitmişsek, bu bulgur pilavının bizim hayatımızda bir yeri olması gerekiyor. Ve ben de o hayatımızdaki yerini yaşatabilmek için dağlara, bayırlara çıktığım zaman bulgur pilavını yanımda götürüyorum. Niye? Çünkü o bulgur pilavını ne kendim unutmak istiyorum, ne de insanları unutturmak istiyorum. Benim çocuğum bulgur pilavının ne olduğunu biliyor. Ve etrafımızdaki insanlar da bulgur pilavına bir aşinalık kazanmaya başladılar. Unutulmuştu çünkü bulgur. Yani evlerde yapılıyor ama bir lokantaya gittiğin zaman bir bulgur pilavı ver diyen pek yoktu. Genellikle pirinç pilavı tercih ediliyordu. Yani bulgur pilavı her ne kadar kültürümüzde yaşatılıyor olsa da evde belki de yapacak bir şey bulamayınca bulgur pilavı yapıyor oluyoruz. Ama öyle olmamalı işte. Yani biz kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatabilmek için işte ben bulgur pilavını yaşatırım, sen başka bir şey yaşatırsın, öteki kilimi yaşatır, belki seccadeyi yaşatır. Mutlaka bir şeyler yaşatırız ve onlarla beraber hareket etmemiz lazım. Şimdi bulgur pilavı dediğimiz zaman niye biz bulgur pilavı yedik? Bulgur pilavı hem savaşçı bir millet olduğumuz için hem bedeni dinç tutuyor hem de bulgur pilavının sayılmayacak faydaları var. Ve biz bu bulgur pilavını unutursak eğer yavaş yavaş özümüzden koparız. Mesnevi de unutmayacağız, bulgur pilavını da unutmayacağız. Yani türkülerimizi de unutmayacağız, özellikle türkülerimizi Kesinlikle. unutmayacağız. Yani türküler, sen oradan bir türkü çağırdığın zaman ben buradan onu hiç yatsımadan dinleyebiliyorum, değil mi? Ben bir türkü paylaşıyorum, sen hemen o türkünün ne olduğunu biliyorsun. Bu nedir? Bir ortak dildir işte. Türkü, bulgur pilavı, şiirlerimiz, şarkılarımız bunlar ortak dillerimiz. Bunları terk etmememiz gerekiyor. Bulgur pilavına benim yüklediğim anlam çok fazla. Evet. İnsanlar anlam yüklesin ya da yüklemesin ama bulgur pilavından vazgeçmememiz gerekiyor.
Kesinlikle. Allah şükürler olsun ki bizim çocuklar da bulgur pilavını seviyorlar. Artı bir de son zamanlarda bizim buradaki marketlerde de bulunuyor bulgur pilavı. Daha önce Türkiye'den getirtiyorduk, uzun yolculuklar sonrası işte Çok iyi. kurtlanıyordu, bilmem ne oluyordu. Bizim de bulgur pilavında ayrıca aile olarak yerimiz var. Yani ailede yeri var bulgur pilavının. Çok güzel maşallah. Hocam şimdi biraz Balkanlardan bahsedelim isterseniz. Türkiye-Balkan ilişkilerine girelim birazcık. Bu konuda ne düşünürsünüz? Düşüncelerinizi alalım. Balkanlar bizim kanayan yaramız. Kanaması Maalesef da öyle, evet. dinmeyen yaramız. Senle zaten biz Balkanlarda tanıştık. Üç kez gittim ben Balkanlara. Ve ben Balkanları gördükten sonra Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki insanların Türkiye'yi niye sevmediğine ya da Türkiye'deki işte olanı biteni, iyi olan şeyleri niye sevmediğine çok hayret etmeye başlamıştım. Çok fazla. Balkanlardan önce o kadar değildi. Yani Balkanları gördüm. Bir Mehmet Mazrek abimiz var. O bana şöyle bir cümle kurmuştu. Çay satıyordu. Çay ocağı vardı. Mamuşa'daydı galiba. Çay ocağı vardı. Oraya gittiğimde bana şöyle bir cümle kurmuştu. Dedi ki biz Türkiye'ni Allah'ım Türkiye'ye ya da bize bela vereceksen belayı bize ver, Türkiye'ye verme. Türkiye'ye bela verirsen bize kimse bakamaz ama bize bela verirsen Türkiye bize bakar. Aynen öyle. Çayla birlikte bu söz benim yüreğime işlemişti, ciğerime işlemişti. Bir de uçaktan indim. Uçaktan iner inmez hemen bunu da anlatayım da izleyicilerimiz ne demek istediğimi daha iyi algılarlar. Tabii hocam, buyurun. Uçaktan indim, iner inmez sigara yakacaktım. O zamanlar sigara içiyordum. Şükür kurtuldum sigaradan. Haberin olsun bu arada. Çok şaşırdım. Kesinlikle çok şaşırdım. Hayırlı Evet. olsun. Çok sevindim ayrıca. Sağ olasın. Sigaradan kurtuldum şükürler olsun. Yaklaşık bir sene oldu. Şimdi sigara yakacaktım. Ben hemen indim. Ceplerinden hangi cebimde diye sigara arıyorum böyle. Tam o esnada yaşlı bir amca geldi beni kucakladı. Hani işin siyasi tarafını ayrı bir yere koyalım ama burada asıl demek istediğim şu. Beni kucakladı. Ağlayarak Erdoğan Erdoğan diye kucakladı beni. Yani ben ne Türk'üm dedim, ne üzerimde Türk bayrağı var, ne şu var, ne bu var. Hiçbir şey yok. Ben sigara içeceğim. Benim derdim o. Yaşlı amca beni kucakladı. Türkiye Erdoğan, Türkiye Erdoğan diye. Yani ben bir saat boyunca kendime gelemedim. Bir saat boyunca gizli gizli çekildim kenarlara. Her fırsatta ağladım yani. Öyle bir şey olay yaşadım. Ve Balkanlara gidip Balkanlardaki hani biz İşte Sırplarla olan mücadelede Sırpların katlettiği insanlar da şurada burada. Ben o zaman liseye gidiyordum. Lise son sınıflardaydım. O zamanlar biz onları yüreğimizde ta derinlerde hissettik ama Balkanlara gidince daha bir değişik oldu bu. Balkanlar bizim için hani ben şöyle bir şey düşünmem. İşte Balkanlara gidelim de oralar işte bizim topraklarımıza katılsın, şu olsun bu olsun falan ne değil. Ya Biz öyle bir şey. Balkanlarla kardeşhane içerisinde yaşayalım. Balkanlardaki insanlar zulüm görmesinler. Balkanlardaki insanların ayağına taş değmesin. Taş değmesin de nasıl olursa olsun. Yani o insanlar bizim canımız, ciğerimiz. Yani bizim sizleri gördüğümüz gibi sizlerin de bizleri gördüğünü çok iyi bildiğim için çok rahat konuşuyorum bu Eyvallah. konuda. Yani Bosna'dan tutun, Kosova'dan tutun, işte Prizren'e gittik, Kosova'ya gittik, Makedonya'ya gittik, Arnavutluk'a gittik. İşte bizim Türklerin çok olduğu yerde yürürken yani türküler dinliyorsun. Öbür tarafa geçince müthiş bir soğukluk var. Müthiş bir soğukluk var. Diyordum ben arkadaşlara böyle hareketli şeyler geldiği zaman bu taraf Türk, diğer taraf Türk değil diyordum. Halbuki orada biliyorsunuz işte değişik ırklar var. Arnavutlar Türk değil, Makedonlar Türk değil, Boşnaklar Türk değil ama hepsi Türk olarak geçiyor. Bu da müthiş bir şey. Yani bunu da hemen hemen herkes bilir.
Onları neyi gördük işte orada, hepsini gördük. Daha da göreceğimiz çok şey var. Ve ben Türkiye'ye geldikten sonra şöyle bir cümle kurdum. Dedim ki Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ne yapsınlar, ne etsinler, işi gücü bıraksınlar. Balkanlara kafile kafile genç çocuk göndersinler. Götürsünler orayı bir görelim. Görsünler, çocuklar geri gelsin. Gitsinler orayı görsünler, geri gelsin. Çünkü bizim hiç bitmeyecek, kıyamete kadar sürecek bir birlikteliğimiz var. Ve bu birlikteliği oradakiler görsünler. Ve hatta Balkanlardan da buraya gelsin. Gerçi Balkanlardan gelen bozuluyormuş ama. Hocamızın bir tanesini onu da anlatıvereyim. Bulgaristan'da şu anda başı da dertli olan bir müftümüz Geçmiş var. olsun. Geçmiş olsun. Ona şey demiştim ya işte bu, o Bulgaristan'daki köy burası Gümülcine'de, pardon, Gümülcine, Gümülcine'de. evet. Gümülcine'de buradaki köy işte örf adet geleneklerini kaybetmeyen, dinine çok düşkün olan bir köy. Diyorsunuz hocam tamam da işte burada birazcık gayri İslami olan yaşayışı olanlar var. Bunlara ne diyorsunuz demiştim. Orada beni şok etti. Onlar Türkiye'ye gidip Türkiye'den dönenler dedi. Türkiye'yi görenler dedi. Yani bu da bizim için bir utanç vesilesi gerçekten. Balkanlardan buraya gelenler oraya gidince maalesef burada gördüklerini orada da yaşamak istiyorlar. Hani Türkler yaşıyorsa bize ne oluyor der gibi. O da iç acıtıcı bir durum. İnşallah düzelir diyelim yani. Bizler de emek sarf edeceğiz doğal olarak. Hocam bu herhalde modernleşme ile alakalı bir konu olsa gerek. Bu çok daha derinlemesine bir sonraki programda muhabbet edelim inşallah. Ama buna İnşallah. son program şey yapmadan bitirmeden önce benim siz konuşurken aklıma bir arkadaşın dediği bir şey geldi. O Arnavut yani %99 Arnavut. Türkçe iki kelime bilir veya bilmez. Onun böyle Türkiye'ye bir gelişi nasıl olduysa bilmiyorum. Bir öyle mal almak veya o tarz bir şeydi. Ticari konu ile geldi. Ve kapalı çarşıya yaklaşırken o zamanlar Türkiye'de biraz karışıklık var. Hemen 15 Temmuz sonrası Naden geliyor. İşte her dükkan başı, sokak başı, işte çarşı başı kimlik soruyorlar. Polisler var, kimlik soruyorlar. Ve işte bu kapalı çarşıya girecek. Başında polis var. İşte kimlik soruyor. İşte adam da pasaportunu çıkartıyor. Hani Kosova yazıyor üstünde pasaport. O diyor Kosovalı kardeşim buyurun geç diyor. Şimdi o yani adam şok oluyor. Bir kere Arnavut iki kelime Türkçe bilmiyor. Türkiye ile ilgili Allah bilir ne düşünceleri var. Ve bir polisin Türkiye'de kapalı çarşı önünde bir polisin ona Arnavut kardeşim hoş geldin buyurun geç demesi onu böyle komple %180 Değiştiriyor. değiştiriyor düşüncelerini. Ve Değiştiriyor. bu gelince bana böyle nasıl diyeyim böyle çok duygusal bir şekilde anlatmaya başladı. Çok duygulandı. Ben de duygulandım ayrıca. Yani demek istediğim bazen böyle hükümetlerde her şeyi de devletten beklememek lazım. Yani bir Tabii tabii insanın tabii ufacık bir tabii. şey yapması, Tabii 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 ki. bütün o var olan düşünceleri, var olan tabuları yıkıyor diyebiliriz. Ön yargıları darmadağın edebilir. Aynen Darmadağın öyle. edebilir. Dolayısıyla çoğu zamanda biz insanlara, öğretmenlere, sizin gibi değerli öğretmenlere, bizim gibi programcılara, yapımcılara vesaire yazarlarımıza iş düşüyor. Ben çok olumluyum, çok umutluyum, gelecekten çok umutluyum her konuda. İnşallah Allah birlikteliğimizi bozmasın diyorum. Amin, amin, amin. O çok önemli. En önemlisi o. Çok teşekkür ederim Mustafa Hocam, programımıza katıldınız, renk verdiniz. Ben İnşallah teşekkür ederim. ileride gene sizinle bir program yapmayı arzu ederiz. İnşallah, inşallah nasip olur. Görüşmek Biz de en dileğiyle diliyorum. Çok kısa zamanda bekliyoruz buraya. inşallah gelecektik biraz bu pandemi biraz işimizi bozdu ama ileride olacak Bekliyoruz. inşallah geleceğiz inşallah. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok Çok sağ ol. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Herkese teşekkürler. İyi hafta sonları. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu haftaki Tunku Afes, sanatçı.
Bu muhteşem bir haber.